Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir oyunla daha karşınızdayım. Aslında yeni de demek doğru olmaz. Bir hafta 10 gün civarında oyun çıkalı oldu. Tabi bunu çoktan Discord'da paylaştık. Çekilişlerde dağıttık. Oyunun ne olduğunu bilenler az buçuk tahmin etmiştir. Bilmiyorsanız da gelin şimdi tüm detaylarıyla incelemeye geçelim. Öncelikle şunun bir cevabını vereyim. Neden bugüne kadar bekledik? Çünkü token listelenmemişti ve kazanç belli olmadığı için arkadaşlar hani ya şu kadar kazandırıyor, şu kadar oluyor vesaire diye token'ın listelenmesini bekledim. 0.1'den listelendi ve yaklaşık 3.5 katına kadar çıktı arkadaşlar. Şu anda bir token 35 sent. Peki ne bu oyun arkadaşlar? Sıra tabanlı aslında bir kart oyunu gibi düşünebilirsiniz. Eksi gibi ama eksiden çok 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 daha fazla kolay bir oyun. Sadece kartlarınızın, karakterlerinizin özelliğini bilmeniz ve birazcık da bir hamle sonrasını yani ileriye düşünerek oynamanız gerekiyor. Oyuna başlarken yapmanız gereken şey ise 3 tane karakter almak arkadaşlar. Bu 3 tane karakteri marketplace'ten satın alabilirsiniz. Hatta gelin sizlerle bir fiyatlarına bakalım. Normalde ben ta en başta Discord'da bu oyunu paylaştığımda ve Troy aracılığıyla da bunun scholarship'ini vermeye başladığımızda arkadaşlar 200 dolar civarındaydı. Sonra fiyat 300 dolara çıktı ve şimdi gördüğünüz üzere fiyatı en düşüğü 400 dolar civarında. Yani o gün sadece alıp satmış olsaydınız bile Discord'dan takip edenler için söylüyorum. İki katı bir para kazanabilirdiniz sadece NFT'leri satarak. Ya şu anki giriş ücreti 1200 dolar ama illa 1200 dolar vermek zorunda değilsiniz. Öncelikle bir Cyberlock'a üye olmanız gerekiyor ve MetaMask'inize bağlanmanız gerekiyor. Ardından da profil kısmına gelerek buradan hemen Cylon Market'e girip aynı Pegaxi'de olduğu gibi rent yani kiralık Cyberlock'ları kovalamanız gerekecek. Eğer burada ben uğraşmam derseniz de scholarship programına başvurabilir ve ücretsiz bir şekilde size verilecek olan, size kiralanacak olan NFT'lerle oynayıp kazanmaya başlayabilirsiniz. Peki günlük ne kadar kazanacağız ve oyunu nasıl oynayacağız? Gelin şimdi white paper'la bunlara bakalım. Önce oyunda 5 tane class var. Aslında class demek de çok doğru olmuyor ama 5 tane nadirlik var. Doğal olarak legendary en üstünü ve bronze en düşüğü. Aralarındaki fark ise statlarını etkiliyor, istatistiklerini etkiliyor ki birazdan daha detaylı göstereceğim size. Oyunda aynı zamanda dikkat etmeniz gereken şey de tracer. Tracer arkadaşlar pasif özellikler. Bir sürü trace var. Böyle şimdi bu kadar trace var vesaire var. Ya bu nasıl zor mu diye düşüneceksiniz ama gerçekten çok kolay olduğunu birazdan fark edeceksiniz. Bu pasif skill'ler ise bazı durumlara göre aktif oluyor. Örneğin bazısı diyor ki ya sen ilk yarıyı geride kapatırsan sana artı 4 basacağım. Ha, oynadığın her maç için %10 bonus kazanacaksın. Ya da işte önde bitirirsen ya da berabere bitirirsen ilk yarıyı bu karakterin artı 8 istatistik kazanacak gibi. Çok basit arkadaşlar. 3 tane aslında 3-4 tane trade aklınızda tutarak bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Oyunda şu anda sadece 3 vs 3 olsa da ileride turnuva geleceğini de söylüyorlar. Ve diğer oyun modları da hem ligdir hem turnuvasıdır. Ve bir yandan da training modu da ekleneceğini söylüyor arkadaşlar. Ama şu anda sadece 3 vs 3'ü oynayabiliyoruz. Ve merak ettiğiniz diğer şey de ya biz tamam token kazanacağız büyük ihtimalle diyorsunuz. Bu token'ın kullanım alanı ne? Arkadaşlar yine breeding var, yine üretim. Yani token'ın yakımı gerçekleşecek. Aldığınız Cyberlock'lar burada breeding değil de mentoring diye geçiyor. Akıl hocası olarak geçiyor. Yaşı büyük olan bir Cyberlock'u çiftleştirerek, çiftleştirmek aslında çok düzgün olmuyor futbolda ama mentor olarak arkadaşlar mentorluk yaparak yeni bir tane Cyberlock üretebiliyorsunuz. Merak ederseniz onunla ilgili de ayrı bir video çekerim çünkü biliyorsunuz breeding başlı başına apayrı bir dünya, apayrı bir konu ve breeding de ayın 15'inde gelecek arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Büyük ihtimalle daha fazla ihtiyaç duyulacak ve oyunun başında olduğu için token çok daha yükseğe gidebilir. Tabi bunu net bilemeyiz ama genelde breeding'de talep oluşacağı için token'un da daha iyi yerlere geleceğini ya da bu noktada tutunacağını düşünüyorum. Peki gelin şimdi oyundan size bir örnekle açıklayayım. Tabi şimdi bunu canlı bir şekilde kayıt almayacağım arkadaşlar. Ben sessiz bir şekilde oynayıp üstünden kayıtla geçeceğim. Ve size tüm önemli yerleri durdurarak göstereceğim. Çünkü bir hamle yapmak için 30 saniye vaktimiz oluyor. 30 saniyede bunu anlatmak yerine durdurarak daha güzel bir şekilde göstereceğim. Öyleyse gelin şimdi oyunumuza geçelim. Maç arattığımız sırada arkadaşlar hemen zaten sol tarafta bizi gösteriyor.
ve sağ tarafta da karşı takımı gösteriyor. Kartın renklerinden oyuncunun sınıfını görebilirsiniz. Şimdi burada birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer karşı tarafın istatistikleri, istatistik dediğimiz şeylerde tackling, passing, dribbling var ya kartın üstünde yazan değerler, physical vesaire gibi. Eğer karşı takımın skill'leri, istatistikleri sizinkinden yüksekse birazcık daha defansif oynamanız gerekiyor. Eğer siz ondan üstünseniz daha agresif oynayabilirsiniz. Agresif ve defansif oynamayı söylemiştik ya arkadaşlar. Burada da onu seçiyoruz. Ultra ofansiften ofansife, balanced, defansif ve ultra defansif olmak üzere 5 tane seçeneğimiz var. Ve biz bunu hemen en kısa sürede seçmemiz gerekiyor. Peki bu oyunda nasıl etkiliyor arkadaşlar? Ultra defansif seçtiğinizde gol kurtarma şansınız artarken ultra ofansifte de aynı şekilde gol atma şansınız artıyor. Ya da daha orta bir oyun oynamayı tercih ediyorsanız balanced da tercih edebilirsiniz. Oyun başladığı gibi ilk dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi trailing. Trailingler videonun başında da söylediğim gibi karşı takımın pasif skill'leridir, pasif yetenekleridir. Herhangi bir kart oynamasına, herhangi bir şey yapmasına gerek kalmadan uygun şartları, koşulları sağlıyorsa otomatik olarak kendisi aktifleşir. Benim oyunda en başta yaptığım şey ise trailerlarına bakmak oluyor. Ve bu sayede karşı tarafın ne yapabileceğini, hangi durumlarda üstün olabileceğini anlıyorum. Peki neye göre üstün oluyor Ozan, ne yapıyoruz biz diyorsunuz şu anda. Oyunda 6 tane tur oynuyoruz arkadaşlar. Ve bu 6 turda karşımıza bazı etkinlikler geliyor. Etkinliklerin üstünde de şu an ilk gelen etkinlikten bakarsak iki tane şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi üstte yazan, ikincisi de altta yazan özellik. Yani ne demek oluyor bu? Solo oynadığımız zaman sadece ben bir tane oyuncu seçeceğim. Ve karşı tarafta bir tane oyuncu seçecek. İkisi karşılıklı olarak kapışacak. Ama neyde kapışacaklar? İkisinin de tackling ve physical değerine göre kapışacaklar. Tackling'im şu anda 36, hemen sol taraftan görebilirsiniz. Ve physical'ım da 50. Toplamı ne oluyor arkadaşlar? 86 oluyor. Karşı tarafın eğer ikisinin toplamı üstün geldiği için bana gol atıyor. Yakın bir değerdeyse top ya taça çıkıyor ya da kaleci yakalıyor. Düşük bir değerde kalırsa da karşılıklı, bu sefer ben gol atabiliyorum. Oyun tamamen bunun üstüne kurulu arkadaşlar. Bir de oyunu etkileyen farklı kartlar da var. Bunlar da hemen ekranımızın alt köşesinde gözüküyor. Toplamda 6 tane kartımız var. Kartlara geçmeden önce ben takımımdaki en yüksek physical ve tackling değerine sahip olan oyuncumu seçiyorum. Bir de hatırlarsanız pasif yetenek demiştik. Benim pasif yeteneğim, bu seçtiğim oyuncudaki pasif yeteneğim bana otomatik olarak physical bir etkinlikte oynadığımda 6 artı değer sağlayacak. Yani aslında toplamını 86 değil 92 olarak hesaplayacağım. Ve karşı tarafa baktığımızda da karşı tarafın en yüksek değerini 80 civarında yaptığını görüyoruz. Yani benimki 92 olacak, karşı taraf 80 olacak. Eğer ekstra bir kart kullanmazsa ben gol atacağım. Şimdi burada videonun çok uzun sürmemesi adına her kartı teker teker size maalesef açıklayamayacağım. Bunu hem sizin araştırmanız hem de bir yandan da oynayarak öğrenmeniz gerekiyor. Ama maç boyunca kullandığım kartı ve açıklamalarını birebir sizlere gösteriyor olacağım. Tabi ortadaki taktik kartlarını kullanırken bilmeniz gereken bir şey daha var. Bunları sınırsız bir şekilde kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Kartın hemen sol tarafında 1 yazıyor. Benimkilerin şu anda hepsi 1 yazsa da bazı kartlar 2 istiyor, 2 yazıyor. Bu ne demek oluyor? Ortada da hemen taktik power kısmında böyle elektrik işaretini görüyorsunuz ya. Birlik kullandığınız zaman 1 tane enerji tüketiyorsunuz. İkilik kullandığınız zaman 2 tane enerji tüketiyorsunuz. Bazı kartlar size enerji sağlarken bazıları direkt topu kurtarmanızı, bazıları karşı tarafın oyuncusunu yorup istatistiklerini düşürmenize, bir sürü farklı kart var. Bu kartların hepsinin altında açıklamasını okuyabilirsiniz. Benim şu anda kullanacağım Can't Keep Up kartı ise arkadaşlar karşı tarafın oyuncularını yormaya yönelik bir kart. Bir kart oynadığınızda ve o tur bittiğinde o oyuncu yorulduğu için daha az istatistiğe sahip oluyor. Benim şu andaki kullandığım kart ise aslında oyunun en güzel kartlarından bir tanesi. Direkt karşı taraf hiçbir oyuncusunu kullanmamış olsa bile diğer iki oyuncusunu yoracak ve tüm oyuncularının istatistikleri aşağıya düşecek. Oyun oynanırken de arkadaşlar hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tamamen diğer taraf görse, gördüğünüz üzere ben direkt gol attım ve karşı tarafta enerji kullanma kartı kullanmış. Şimdi ekrandan bakacak olursak ben sol en üst taraftaki oyuncumu oynamıştım ve o yoruldu ve
Fark ettiyseniz kafası aşağıya doğru düştü ve istatistikleri de düştü, kırmızıya döndü. Benim kullandığım kart sayesinde de karşı tarafın tüm oyuncuları yoruldu ve tüm istatistikleri değer kaybetti. Şimdi ikinci tura geçerken bu sefer bize ne diyor? Solo oynayacağız, yani yine bir tane kart seçeceğiz. Bu sefer dikkat etmemiz gereken istatistikler ise crossing ve tackling olacak. Hemen kartlarımıza baktığımızda benim en yüksek değerdeki zaten kartım tackling 54 ve crossing 53 ve karşı tarafa baktığımızda da beni geçebilecek bir kart yok arkadaşlar. Beni geçebilmesi için örneğin taktik kartlardan bir tane kart var aşağıda. Energy Drink adlı kart. Energy Drink sizi yorgun moddan çıkartıyor ve kartlarınız eski normal istatistiğine kavuşuyor. Öyle bir şey oynaması gerekiyor. Ona rağmen bana yetişemeyeceğini düşündüğüm için ben bu tur hiçbir taktik kart kullanmadan normal oyunuma devam edeceğim. Siz de oyunu oynarken aynı şeyi tavsiye ederim arkadaşlar. Sıra tabanlı stratejik kart oyunlarında anında tüm enerjinizi kullanmak zorunda değilsiniz. Bunları daha sonraya da saklayabilirsiniz. Üçüncü etkinliğimize geçtiğimizde de yine bu sefer solo verdi. Ve bu turda shooting ile passing üstüne odaklanacağız. Tabii karşı taraf hala yorgun. Peki bu yorgunluk ne zaman bitecek? Oyun iki tane yarıdan oluşuyor. İlk yarı 3 tane etkinlikten ve ikinci yarı da aynı şekilde 3 tane etkinlikten oluşuyor. Yani toplamda 6 tur oynuyoruz. Oyunda kullanacağınız etkiler ise ilk yarıdan sonra ikinci yarıda tekrardan değişiyor. Örneğin karşı taraf şu anda yorgun olsa bile dördüncü tur yani ikinci yarının başından itibaren geçerli olmuyor. İkinci yarıya başlarken de yine ilk yarıda olduğu gibi bir strateji seçmemiz gerekiyor. Nasıl oynamak istiyorsunuz? Daha atak tarzında mı? Daha defensif tarzında mı? Ben zaten 3 golü attığım için şu anda ultra defensif ile devam edeceğim. İkinci yarının ilk etkinliği de yine solo oldu. Arka arkaya solo gelip duruyor. Bu sefer crossing ve passing'e dikkat edeceğiz. İkinci yarıya başlarken gördüğünüz üzere alt aşağıdaki taktik kartları da değişti. Ve biraz önce yine söylemiştim ya. İlk yarı boyunca karşı tarafa yorgunluk vermiştim ben. Yorgunluktan çıktı, artık değerleri normale döndü. Şimdi buradakine göre en yüksek crossing ve passing'e hemen bakıyorum 81. Büyük ihtimalle bunu seçmem gerekecek. Improved Reflex adlı kartı oynuyorum. Improved Reflex de bir tık daha kalecinin tutma şansını, olasılığını arttırıyor arkadaşlar. Ben oyunu garantiye almak için bu kartı kullandım şu anda. Bir tane bile gol kaçırırsa direkt oyunu ben kazanacağım zaten. Ve gördüğünüz üzere Improved Reflex işe yaradı. Oyunun sonucu zaten şu anda belli oldu. Toplamda 6 tur olduğu için bana maksimum şu anda 2 tane gol atabilir. Ben direkt oyunu kazandım. Ama gelin şimdi oyunun devamında da sizlere göstermeye devam edeyim. Ve beklediğimiz diğer etkinlik geldi arkadaşlar. İkincisi de tandem. Tandem ne oluyor? Aslında duo. Yani iki tane oyuncu seçmeniz gerekiyor. İki oyuncunun da crossing ve physical'ın fazla olmasına dikkat edeceksiniz. Hemen ben crossing ve physical'ı fazla olan karakterlerimi seçiyorum. Yorgun olmasına rağmen ortadaki kartı seçtim. Çünkü ortadaki kart alttakinden daha fazla değer sağlıyor. Ve bir yandan da stun atlı taktik kartını kullanacağım. Stun atlı taktik kartı ise bir sonraki turda karşı tarafın hiçbir taktik kart kullanamamasını sağlıyor. Yani son tur adamı kilitleyeceğim. Hiçbir şekilde ekstradan bonus sağlayamayacak ya da enerji kazanamayacak, taktik kartlardan elde edebileceği ekstra faydayı sağlayamayacak arkadaşlar. Ve yine tandem geldi. Ve bu tandemde shooting ile tackling'e dikkat etmem gerekiyor. Oyundaki diğer güzel kartlardan bir tanesi de süper şarj full taktik kartı. Kart ile yorgun olan oyuncularınızı canlandırabiliyorsunuz. Ve bu canlandırma yarı boyunca devam ediyor. Şimdi arasındaki farkı görmek isterseniz hemen bir bas check yaparak size göstereceğim. Kartı kullandığımda canlanınca bakın değerleri nasıl değişiyor. Doğal olarak ben o kartı kullanacağım ve bir yandan da en yüksek değeri veren oyuncularımı seçiyorum. Karşı tarafta oyuncularını seçti. Ve benimkiler yüksek olduğu için oyunu kazanıyorum. Oyunu kaybetseniz de kazansanız da size her türlü experience deneyim puanı veriyor. Ve deneyim puanı verdikçe arkadaşlar karakterleriniz, oyuncularınız level atlıyor. Oyunu kazandığınızda diğer kazandığınız şey ise CBT. Kazanç miktarınız da karakterleriniz level atladıkça daha da artıyor. Karakterleriniz her level atladığında yapmanız gereken diğer şey ise collection'a girerek karakterlerinizin istatistiklerini, skill'lerini arttırmak. Bu konuda sizlere tavsiyem ise karakterleriniz hangi konuda uzmansa, örneğin benim bu karakterimin özelliği physical olan etkinliklerde
ekstradan artı 6 physical bonusu alıyorum. Ben birazcık daha bir de physical'ı bunu arttırırsam, physical odaklı oynarsa, physical etkinliği geldiğinde kaybetme ihtimalim yok. Karşı taraf çok yüksek olmadığı sürece. Ve skill'leri dağıtırken şuna da dikkat edin. 6 tane skill'iniz ve 3 tane oyuncunuz var. O yüzden her oyuncunun 2 tane skill'de uzmanlaşmasına önem verin. Hepsini birden dağıtırsanız genelde karşı taraftaki oyuncuların skill'leri sizden yüksek olacağı için oyun kazanma olasılığınız da düşecektir. %25 ile oynuyorum ben şu anda. Yani ödülün %25'i geliyor. Bu da ne demek oluyor? 3.6 CPT kazanmışım arkadaşlar. 3.6 CPT de yaklaşık olarak 1.1 dolar yapıyor. Günlük 20 tane maç hakkınız oluyor ve %50 oranla kazansanız bile, 10 tane maç kazansanız bile bu 10-11 dolara geliyor. Daha yüksek maç kazanma oranlarıyla tabii ki de daha fazla kazanırsınız. Bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Tabii karakteri direkt siz kendiniz alırsanız da arkadaşlar ne olacak? 1 dolar değil 4 dolar kazanacaktım. Yani günlük 40 dolar kazanma imkanınız olacaktı arkadaşlar. Roy ne yapıyor burada? 1200 dolardan 30 günde parasını çıkartıyordunuz. Tabii ilk başta, ama ta en baştan 200 dolarlık yer. Takım kuranlar ise Royce'i 15 gün civarındaydı. O günden bugüne kadar oynayıp biriktirenler Royce'in yarısını çoktan çıkarttı. Eğer bu oyunla ilgili daha fazla eğitim, taktik vesaire gibi bilgilendirme istiyorsanız mutlaka yorumlarda bildirin. Sizin talebinize göre arkadaşlar o videoyu da hazırlıyor olacağım. Bir sonraki oyunda, bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.